ve koronavirüste son durumda sıra. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son koronavirüs tablosu endişeleri artırdı. Çünkü vaka sayısındaki artış, iyileşenlerin sayısındaysa düşüş var. Aktif vaka sayısında artış ve güvenli bölgenin dışına çıkış durumunu gösteriyor bize bu sayılar. Sağlık Bakanlığı'nın son tablosu endişeleri artırdı. Çünkü günlük vaka sayısında da yaşamını yitirenlerde de artış var. Üstelik yoğun bakımdaki hastalar ve solunum cihazına bağlı olanlar da artıyor. İyileşen hasta sayısı ise azalıyor. Biz son 11-12 gündür güvenli bölgenin dışındayız artık. Dün akşam boğaz ağrısı ve ateşle hastaneye başvurdum. Bugün test sonucum pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da boğaz ağrısından şüphelendi. Koronavirüs testi pozitif çıktı. Yeni vakalara o da eklendi. Sadece biraz boğazım ağrıyor. Çok merak etmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Vaka sayısı artınca 48 ilde, açık ya da kapalı tüm alanlarda, 33 ilde de kalabalıkların bulunduğu yerlerde maske takmak zorunlu. İşte o zorunluluğa uyulması için yine denetimler vardı. Beyefendi günaydın. Yoksa yürürken hep takılıyor. Takma zorunluluğu var. Maskeniz yoktu. Ekipler tarafından uyardılar sizi. Cezasını biliyorsunuz değil mi, maske takmanın? Biliyorum. Maske takmanız gerekmiyor efendim, şu anda zorunluluk var. Bisikleti kullanırken takamazsın. Maskesini takmayanlara polis 900 lira ceza kesti. İstanbul Sultan Gazi'deki minibüste ise bir yolcu maske taksın diye minibüs şoförünü uyardı. Tartışma çıktı. Aşağı in diyorum sana. Aşağı iner misin? Hayır, sen bu güzergahın arabasıysan ya beni götüreceksin. Maskeni de takacaksın. Aşağı iner misiniz hanımefendi? Buyurun lütfen. Kibarlaşma. Tamam lütfen. Demek ki yaptın. Hayır. Lütfen aşağı iner misiniz? Hayır. Sizin gibi insanlar yüzünden biz böyle oluyoruz, anladın mı? Benim maskem var. Evet. Maske taktığım için bana böyle davranıyor. Minibüs sürücüsü yolcuyu indirdi. Taşıyıcı olabilir. Sigaranın numaranın geldiği gibi mikrop da gelebilir bana. O yüzden ben ona maskesini takmasını ikaz ettim. Ve öyle bir tepkiyle karşılaştım. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı da şaşırdım yani o an için. Yasaklara uyan da uymayan da en çok Sağlık Bakanı'nın açıkladığı tabloyu merak ediyor. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medyada 10 milyonu aşan takipçisiyle Türkiye'deki tüm siyasileri geride bıraktı. Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden fazla önem vermeliyiz.